alırken başka terazi, satarken başka terazi kuranlar, insanların alın terini sömürenler, dün farklı sömürüyorlardı, bugün farklı sömürüyorlar. Amerikalı adam kağıdı basıyor, kağıt bir değeri yok. Yani aynı kağıtla siz de para basabilirsiniz devlet olarak. Adam kağıtla eskiden para altındı. Altın her yerde aynı değere, aynı kıymete sahipti. Ama kağıt paralar, itibari para onlar. Gerçekte para değil. Yani Amerika çöktüğü zaman o kağıt hiçbir işe yaramaz. Ne işe yarar? Sadece sobayı tutuşturursun. O kadar. Alman markının şimdi bir kıymeti var mı? Irak'ın parasının Saddam çöktükten sonra çuvallarla alıp götürdüler. Bir kıymeti, bir değeri kalmadı. Yani adam orada kağıdı basıyor. Sen bir yıl çalışıyorsun, bahçende buğday yapıyorsun, kağıdıyla senin bir yıllık ürününü alıyor. Adamlar böyle bir sömürü sistemi kurdular. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum Mekke-i mükerremede veylul lil mutaffifin sömürenlere yuh olsun dediler. Onların boyunlarında kement var. Ebu Cehillerin elinde işkence ediyorlar ama emperyalizmaya veylul lil diyorlardı. Eğer biz kapitalizma sanayi devriminden sonra İnsanlığı sömürürken hocalarımız, alimlerimiz kapitalizmanın alın terini sömürdüğü insanlara bu ayetleri okuyabilseydik onlar Karl Marx'ın Das Kapital'ine aldanmayacaklar. Lenin'in, Stalin'in, Mao'nun yalanlarına kanmayacaklar. Yeryüzü bu büyük kanlı devrimleri görmeyecekti. Hepimiz sorumluyuz. Ayetleri yerinde, makamında okumayan, yolu açmayan, emri bil maruf, nehyi anil münker yapmayan sen de, ben de, o da bütün Müslümanlar, müminler sorumluyuz kardeşim.